Merhaba arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz kemik ossa membri pelvini yani arka bacak kemiklerinden tibia. Şu şekilde baktığımızda extremitas proximalis, extremitas distalis kısmı. Böyle tuttuğumuz zaman yüzlerine bakmak istediğimizde facies caudalis, facies medialis ve facies lateralis yüzü. Yüzlere baktığımızda facies medialis biraz daha çıkıntılı bir yüz. Facies lateralis biraz daha oluklu. Facies caudalis ise üzerinde çizgiler bulunan bir yapı. Bu çizgilere linea musculi poplitea ismini veriyoruz. Extremitas proximale baktığımız zaman şurada bulunan bu yüze condylus medialis, lateralinde bulunana condylus lateralis ismini veriyoruz. Condylus medialis, condylus lateralis'e göre biraz daha büyük bir yüze sahip. Ortasındaki çıkıntılara eminencia intercondylaris ismini veriyoruz. Bu eminencia intercondylaris'in medialde olana tuberculum intercondylare medialle, lateralde olana tuberculum intercondylare laterale ismini veriyoruz. Bunların etrafında bazı bölgeler var. Kranielinde, ortasında ve kaudalinde olmak üzere. Kranielindekine verdiğimiz isim area intercondylaris cranialis, ortasındakine area intercondylaris centralis, kaudalindekine ise area intercondylaris caudalis ismini veriyoruz. Kemiğin kondilusları üzerinde normalde femurla uyum sağlaması için menisküs isimli yastıkçıklar bulunur. Şu şekilde baktığımız zaman bu yapıya tuberostas tibia ismini veriyoruz. Aşağıdaki çizgisine kristi tibia adını veriyoruz. Elimdeki kemik bir eküdeye ait olduğu için şurada sulcus tuberostas tibia yapısını görüyoruz. Kemiğe şu şekilde baktığımızda kranieldeki şu sulcusuna, bu olağa sulcus extensorius ismini veriyoruz. Caudaldeki şu çentik kısmına incisura musculi poplitea ismini veriyoruz. Şu şekilde baktığımız zaman condylus lateralis'in caudal yüzünde yani şurada facies articularis fibularis isimli bir yüz bulunuyor. Ki buraya fibulanın facies articularis capitis fibula kısmı bu şekilde oturuyor. Kemiğin distal kısmına baktığımız zaman lateralden distale doğru indiğimizde bu yapının tamamına biz cochlea tibia ismini veriyoruz. Lateralde kalan şu çıkıntıya malleus lateralis, medial kısımdaki bu çıkıntıya ise malleus medialis ismini veriyoruz. Hayvan türlerine göre farkına bakacağımız zaman az önce de söylediğimiz gibi eküdelerde sulcus tuberosidas tibia isimli bir yapı bulunuyor. Distaline baktığımız zaman metatarsusla yaptığı eklem yüzü verev bir şekilde geliyor. Büyük ruminanta baktığımız zaman aynı eklem yüzü düz bir şekilde. Tekrar iki kemiğin distaline baktığımızda eküdede şu şekilde iki tane eklem yüzü görüyoruz. Ruminantınkine baktığımız zaman 1, 2, 3 tane eklem yüzü görüyoruz. Buradaki eklem yüzü os malleolare'ye ait. Onun dışında yine ruminantlarda condylus lateralis üzerinde caput fibula'nın bir kalıntısını görüyoruz. Küçük ruminantlarda yine aynı şekilde os malleolare'nin eklem yüzünü görüyoruz. Şurada 3 tane eklem yüzü var. Karnivora baktığımız zaman 2 tane eklem yüzü görüyoruz. Tibianın kauda lateralinde kalan fibula kemiğine baktığımızda facies articularis capitis fibula isimli bir eklem yüzü bulunuyor. Tibia ile birleştiği. Aşağıda eklem yaptığı incisura fibularis isimli bir çentik bulunuyor.
Fibula normalde sus ve karnivorda tam gelişmiş olarak bulunuyor. Yani proksimalden distale kadar iniyor. Fakat eküde ve ruminanta baktığımız zaman eküdedeki şu boşluğa spesium interosseum cruris ismini veriyoruz. Ruminanta baktığımızda zaten hayvan türlerine göre farklarını da söylemiştik. Condylus lateralis'in kalıntısı olarak gözüküyor ve aşağıda Condylus lateralis'in kalıntısı olarak gözüküyor ve alt kısmında os malleolarla bulunuyor. İskelet üzerinden karnivor fibulasına bakacağımız zaman biz tam gelişmiş demiştik. Şöyle baktığımızda distalde tam bir birleşme yapıyor ve spesium interosseum cruris sadece proksimal kısımda gözüküyor. Domuza baktığımız zaman yine fibula tam gelişmiş demiştik. Proksimalden distale kadar iniyor. Spesium interosseum cruris gördüğünüz gibi proksimalden distale kadar devam ediyor.